fazla bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Peki şimdi genel itibariyle 2019 seçimi muhalefetin galip bitirdiği bir seçimdi. Yerel seçim olarak başarı kazandığı bir seçimdi. Ama son cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde biz bunu görmedik. Şimdi bazı partilerde şu eğilimi görüyoruz. Asıl yatırımlarını 2028'e yapmaktalar. İyi Parti bunu açıklamakta bir sakınca da görmüyor. Şimdi bu seçimin, bu yerel seçimin sonuçları mesela İstanbul özelinde 2028'i nasıl etkileyecek? Oradaki olası senaryoları da etkiler mi Özer Bey? Eğer Ekrem İmamoğlu bütün bu şartlara rağmen, diğer partilerin açıktan desteklememesine rağmen İstanbul'da seçimi alırsa, İmamoğlu'nun 2028'e kadar bir siyasi yasakla karşılaşmaması halinde devlet başkanlığı veya başkanlığı almasını engelleyecek bir faktör yok. Erdoğan onu durduramaz. İmamoğlu İstanbul seçimini alırsa 2028'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde banko adaydır ve ondan sonra da bir 20 sene Erdoğan yerine İmamoğlu ile yaşarız. Bunu elbette araştırmalara da dayanarak söylüyorsunuz değil mi Özer Bey? Bu benim şu ana kadarki alandan veya adayların kişilikleriyle ilgili, becerileriyle ilgili bilgilerden çıkardığım kişisel görüşümdür. Bunun bir araştırması yapılamaz. Yani 2028'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde İmamoğlu'na verirsin, Erdoğan'a verirsin diye bir soru anlamlı değildir. Ama Erdoğan karşısında gücünü ispat etmiş bir lider var. İmamoğlu. Beylikdüzü'nde CHP adayı olarak AK Parti'yi yendi. İstanbul'da da iki defa yendi. Ve ikinci seçimde 800 bin civarında bir oy farklı ile yendi. Şimdi İyi Parti ve HDP açıktan desteklemediği halde İmamoğlu bu seçimi alırsa önümüzdeki 20 yılın, 25 yılın hatta lideri İmamoğlu'dur. Erdoğan engel olamaz buna. Buna engel olacak şey mahkemeden kendisiyle ilgili şu anda görüşülmekte olan siyasi yasaklılıktır. Onun dışında engelleyebilecek bir faktör olduğunu düşünmüyorum. Çünkü İmamoğlu Cumhuriyet tarihinde bana göre şu ana kadar iki tane çok güçlü lider çıktı. Mustafa Kemal ve Erdoğan. Bunlar gerçekten liderlik güçleri, siyasal zekaları, sosyal zekaları çok yüksek insanlar. Şimdi İmamoğlu bana göre bu ikili arasına bir üçüncü kişi olarak girdi. O da liderlik özellikleri yüksek birisi. Hı hı. Erdoğan karşısında iki defa zafer kazanmak sıradan bir iş değil. Evet. Erdoğan hem iktidarı hem muhalefeti yöneten bir güçtür. Dolayısıyla Erdoğan karşısında başarı göstermek çok üstün bir yetenek olduğunu gösterir o kişi. Eğer bir takım yanlışlar yapmazsa, belediye başkan adaylarında söylemlerinde, konuşmalarında İmamoğlu majör bir hata yapmazsa, seçim şu anda bana göre başa baştır. İmamoğlu'nun önde olduğunu söyleyemem. Çünkü İYİ Parti'nin adayı belli değil. DEM Partisi'nin ne yapacağı belli değil. AK Parti'den oy alıp alamayacağı konusunda şüphelerim var. %10 gibi bir oyu alma ihtimalini görmüyorum. Bir faktör daha var İmamoğlu ile ilgili. Hatta zaten de önümüzdeki seçimde İmamoğlu'nun iki tane rakibi var. Bir Erdoğan, güçlü rakip. İkincisi Kılıçdaroğlu ve ekibidir. Evet, CHP içi çekişmeler bir hata yaptırır mı İmamoğlu'na? Yani siyasiler her zaman bir hata yapma riskine sahiptir. Ama ben geçen kurultayda mağlup olanların eline bir fırsat geçtiği takdirde yeniden bir CHP kurultayı, olağanüstü kurultay isteyeceklerini düşünüyorum. Ve bunun da yolu, böyle bir şeyin yapılabilmesi için de şart, CHP'nin, İmamoğlu'nun
seçimde, yerel seçimde başarısız olmasıdır. Başarısız olma ne demek? İmamoğlu'nun seçimi kaybetmesi İstanbul'da. CHP'nin de daha önce aldığı bir miktar büyük şehri geri kaybetmesidir. Antalya gibi, Adana gibi, Hatay gibi, başka nerelerde olabilir bilmiyorum. Ama büyük şehirlerden CHP'nin AK Parti'den aldığı büyük şehirlerin bir kısmını geriye vermesi CHP'nin başarısızlığı anlamına gelir. Ve ben Kılıçdaroğlu ve ekibinin olağanüstü kurultayı çağıracağını düşünüyorum. Yani bu durumda tabii Kılıçdaroğlu döneminde kazanılan bir 2019 başarısı var. Özgür Özel döneminde de kaybedilen bir mağlup olunmuş bir seçim görüntüsü. Yani aslında iki olasılığı da konuşuyoruz. İmamoğlu kazanırsa 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacak. Bu banko aday dediniz. Şimdi kaybederse de o zaman bir kurultay ve biz Kılıçdaroğlu-İmamoğlu yarışını mı göreceğiz? Kılıçdaroğlu, İmamoğlu yarışı mı olur o bilmiyorum. Eğer Muharrem İnce ismi bilmiyorum. Yarışta yer alır mı? Muharrem İnce bir aktör değil. Bu yarışta Muharrem İnce'yi bir aktör olarak görmüyorum. Muharrem İnce İzmir Belediye Başkanlığı'nı alabilirse harika bir iş çıkarmış olabilir. Onun dışında küçük partilerin bu konuda fazla etkisi olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla İmamoğlu'nun kaybetmesi demek, CHP'nin seçimi kaybetmesi demektir. Antalya'yı ve Adana'yı alsa bile. Çünkü Erdoğan için herkesin bildiği ama önemsemediği bir şey var. İstanbul, Erdoğan için ölümcül bir gerekliliktir. Kabadayılığın raconunda, delikanlılığın raconunda düştüğü yerden kalkmak vardır. Erdoğan İmamoğlu'nu yenmek istiyor. Ve geçmişe yönelik itibarını tazeleyecek. Sıradan bir siyasetçi böyle düşünmez. Ama sokaktan gelen delikanlılık özellikleri olan liderlerin böyle bir özelliği var. Bu duygusal bir şeydir. Olmayabilir, rasyonel olmayabilir ama böyle bir şey var. Erdoğan'ın hedefi 11 tane kaptırdığı belediye başkanı değil, İstanbul'dur. Diğerlerini kaybetse bile İstanbul'u aldığı takdirde Erdoğan zaferini ilan edebilir. Çünkü İmamoğlu İstanbul'u kaybederse siyaset sahnesinde artık varlığını sürdüremez. Hem CHP'de sürdüremez hem de siyaset sahnesinde sürdürmesi zordur. İstanbul öyle bir kriterdir. Ya sizi alır 20 sene devlet başkanı yapar veyahut da eski işinize geri dönersiniz. Özel Bey, belli ki biz bu süreçte çok fazla imar affı, imar barışı konusunu duyacağız. Özel